Sevgili öğrencilerim, değerli velilerimiz, hepinizin bildiği üzere koronavirüs salgını Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış salgın bir hastalıktır. Özellikle Ocak 2020 tarihi itibariyle Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Pasifik ülkelerinde de hızlı bir şekilde yayılım göstermiştir. 11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs pandemi olarak ilan edilmiştir. Maalesef şu günlerde Avrupa koronavirüsün merkezi haline gelmiştir. Avrupa koronavirüse karşı çok ciddi tedbirler almıştır. Bu tedbirler içerisinde de en önemlisi okulların eğitim öğretime ara vermesidir. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde gerçekleşmiştir. 12 Mart tarihinde de Milli Eğitim Bakanlığımız bir karar alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarının kapatılmasına karar vermiştir. Bunlar içerisinde özel okullar, anaokulları, kreşler, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve hatta özel öğretim kursları da yer almaktadır. Bakanlığımız Nisan ayında yapılması planlanan ara tatili öne çekmiş, 23-30 Mart tarihlerinde de uzaktan eğitime geçilmesine karar vermiştir. Değerli velilerimiz, unutmayalım ki alınan bu karar bir tatil kararı değil, öğrencilerimizin sağlığı için alınan bir tedbirdir. Okulumuzun 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri bakanlığımızın almış olduğu uzaktan eğitim dersine gerek EBA.gov.tr üzerinden, gerek EBA TV üzerinden, gerekse sınıf ve koç öğretmenlerimizin kurmuş olduğu WhatsApp hatları üzerinden takipleri gerçekleştirilecektir. Burası önemli. Tekrar ediyorum. Sınıf ve koç öğretmenlerimiz oluşturmuş oldukları WhatsApp gruplarında öğrencilerimizi bizzat takip edecekler ve takip etmeye de devam edeceklerdir. Yine özellikle ölçme, değerlendirme, sınav hizmetleri genel müdürlüğünden de öğrencilerimiz gerek yaprak testleri, gerek denemeleri, gerekse kazanım değerlendirme sınavlarına ulaşabileceklerdir. Yine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün almış olduğu bir kararla Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize soru havuzları oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz bu soru havuzlarından istedikleri şekilde istifade edeceklerdir. Bizler de kadim eğitim kurumları olarak bakanlığımızın almış olduğu bu karar neticesinde gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş olup Kadim TV adında bir internet kanalını 25 Mart itibariyle hizmetinize sunmuş bulunmaktayız. Kadim TV kanalında bizzat kendi öğretmenlerimiz canlı olarak öğrencilerimize hizmet sunacaklardır. İsteyen öğrencilerimiz Kadim TV kanalımızı canlı olarak takip edebilecekler. İsteyen öğrencilerimiz ise sonradan izleyebileceklerdir. Ama biz istiyoruz ki bütün öğrencilerimiz yayınımızı canlı olarak takip etsinler. Sevgili öğrencilerim, içerisinde bulunduğumuz bu süreç içerisinde umutsuzluğa, karamsarlığa asla kapılmayalım. Hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Dezavantaj olan bu süreci avantaja çevirelim. Sevgili öğrenciler, kıymetli velilerimiz, içerisinde bulunduğumuz bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve alacağı kararlar kurumumuz için de geçerlidir. İnşallah tez zamanda millet olarak bu süreçten çıkarız. Sevgili gençler, son söz olarak
Evde kal Türkiye diyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.